Arkadaşlar merhaba. Merkezi Teğet Geometri kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Hoca. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çünkü kampımızın ikinci günündeyiz ve TYT Geometri kampımızda ne yapacağız bugün? Teğet testini çözeceğiz. Hangi konunun hocam? Doğru da açılar Teğet testini çözeceğiz. Kolay ve orta seviye sorularla sizlerle olacağız. Bakalım soruları beğenecek misiniz? O zaman zaman kaybetmeden beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmadan hemen sorulara geçebiliriz. İlk sorumuz zaten tümler bütünler kavramıyla alakalıydı. Şimdi baktığımızda Soruyu okuyalım beraber. Ne diyor? Bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 20 derece fazla ise küçük olan açı kaçtır diyor. Şimdi bize küçük olanı sorduğu için şöyle bir üstünü çizdim. Dedim ki bunların bütünler olduğunu biliyorum. Biri diğerinin 3 katından 20 fazla diyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi biz normalde açımıza alfa diyorduk ya. Bütünleri neydi arkadaşlar? 180 eksi alfaydı. Bunu yazdım. Şimdi 180 eksi alfayı 3 ile çarpmak yerine küçük olanı alfa gibi düşünelim. Yani küçük olan demeyeyim de alfayı daha kolay çarparız gibi düşünün. O zaman biri diğerinin 3 katından 20 derece fazladır diyorsa o zaman alfayı 3 ile çarpıp 20 ekliyorum. Diğerini eşitliyorum. 180 eksi alfaya eşitledim. Peki bunu düzenlersem ne yapar? Eksi alfayı karşıya aldım. 4 alfa 20'yi karşıya negatif yolladım. Ne olacak? 180 eksi 20'den 160 olacak. Alfa buradan nedir? 40 derecedir. 160'ı 4'e böldüğümde. Fakat bize küçük olanı sormuştu. Buraya ben 40 yazdığımda 180'den 40 çıkartırsam diğeri de 140 olacak değil mi? Yani biri 140 derece biri 40 derece. Küçük olan 40 olduğu için cevabımız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu şekilde soruyu çözmüş olduk. Geçiyorum o zaman ikinci sorumuza. Gelsin bakalım ikinci sorumuz. Şöyle ekrana sığdı. Heh. Şimdi ne diyor bana? BA ışını DE ışınıyla paralel diyor. Hemen paralellik verdiği için ben paralel doğruları bu şekilde çizdim. Peki geldiğimde ne diyor? X artı 40, 2X artı 25 ve 3X eksi 5 derece verilmiş. Peki bu bizim kalem ucu değil mi arkadaşlar? Kalem ucu özelliği neydi? Buradaki üç açının toplamı 360 dereceydi. Toplayalım arkadaşlar. 1, 2 de burada var 3. 3 de burada var 6X. Bak hepsini topluyorum. 6X, 25, 40 65 5 çıkarttım 60 6x artı 60 eşittir 360 sa bakın hepsi 6'ya bölünüyor aslında x artı 10 eşittir 60 sa onu karşıya negatif yolladığımda x'in ne olduğu ortaya çıktı 50 derece olduğu ortaya çıktı zaten bize bunu sormuştu şıklara baktığımızda cevabımız e seçeneğidir. Geçiyorum 3. sorumuza. Kolay bir soruydu. Şimdi bir ağaçta ana gövde ile 4 farklı dalın yaptığı açılar şekilde verilmiştir. Üst üste ve aynı tarafta olan dallar birbirine paralel. Yani burada dikkat etmem gereken şey üst üste ve aynı tarafta olan dalların birbirine paralel olduğunu söylemesi. Yani ne demek istiyor aslında? Şuradaki kırmızıyla, bak şuradaki kırmızıyla bu kırmızı paralel. Aynı şekilde sağ taraftaki pembe ile sağ taraftaki pembe paralel. Bu şekilde çizdik. Peki ben o zaman şunu da yapabilirim. Bu yöndeş açı kavramı vardı bizde hatırlarsanız. Yani şu x artı 20'yi aşağıya yöndeş açı olarak x artı 20 olarak taşıyabilirim. Onu şöyle yazalım. X artı 20 olarak yazdım. Aynı şeyi yukarıda da yapabilirim. 2x eksi 10 aşağıya şöyle 2x eksi 10 şeklinde yöndeş açı olarak taşıyabilirim. Tamam mı? Şimdi peki arkadaşlar, şöyle bir durum söz konusu değil mi? Ben alfa ile X artı 20'nin toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. Aynı şey sağ taraf için de geçerli. 2x eksi 10 ile 3x artı 30'un da toplamı 180 derece olacak. E Peki önce sağ taraftan x'i bulup sol tarafta yerine yazıp alfayı bulalım. Hazır mısın? Hadi gel yapalım. Şimdi 3x artı 30 artı 2x eksi 10 eşittir 180 derece denklemi yazdım. E burada 5x var. 30 ile 10'u çıkarttım. Yani 30 eksi 10 20 karşıya negatif olarak yolladım. Ne yaptı? 160 yaptı. Peki arkadaşlar bu soruda her iki tarafı 2 ile genişlettiğimde x'in 32 olduğu ortaya çıkmış oldu. Getirip 32'yi burada yerine yazacağım. Bak 32 ile 20'yi topladım. Ne yaptı? 52. Yanında da alfa var. 52 artı alfa 180 derece. ikinci denklemin bu. 52'yi karşıya negatif olarak yollarsam alfanın buradan ne olduğu ortaya çıkar? 128 oldu ortaya çıkar. Anlaşıldı mı? Peki 3. sorumuz bu şekildeydi. Gelelim şimdi Dördüncü sorumuza. Şekilde kare şekl e şeklindeki 3 adet sosyal medya logosu veriliyor. Sosyal medya demişken Facebook, YouTube, Instagram. Eğer Instagram kullanıyorsan ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Lama kısmında yine kamp programımız var. İnternet sitemizden de kamp programına bakabilirsiniz. Kamp programında ne yapmıştık arkadaşlar? İkinci günden sonra Shorts, Reels ve TikTok soru çözümü gelecekti. O yüzden sosyal medyalardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız bulunuyor ya da merkeze teyit yazarak ulaşabilirsin. Gelelim şimdi. Ne demiştik? Kare şeklinde demişti. Ortadaki logo hariç bak. Ortadaki logo hariç diğer iki logonun kenarları birbirine paraleldir diyor. Yani ben şunu anlıyorum bak. Şu pembe doğru, şu pembe doğru, şu pembe doğru. Üçüncüyü çizemedim. Dur ha. Şu pembe doğru ve bu pembe doğru bak. Cümle sana bunu anlatıyor aslında. Ortadaki hariç diyor. Diğer iki logonun kenarları birbirine paraleldir diyor. Tabii ki bu MB, NA, DL ve FK kenarları da birbirine paralel. Ama biz şu an bunları kullanacağız. Çünkü 42 dereceyi burada verdiği için. Peki şöyle bir şey yapsam. Desem ki şurada 90'ımız mevcut. 90'ın yanında 42 var. Toplamı 180 derece olacak. Ne yapar? Şuraya 48 yazmam lazım. Veya şimdi iyi izleyin. Şu yeşile dikkat et. Bak yeşille çizdiğim harf bir M harfi değil mi? Evet. Peki şurada bir M harfi varsa, e, bunlar bir kareydi. Şu YouTube'un logosu 90 derece. Bak YouTube'un logosunun köşesi 90 derece. 42 yukarı bakıyor. Şurada boş bir açı var. Yukarı bakıyor. 90 aşağı bakıyor. 42 ile neyi toplarsan 90 yapar? 48'i. Bu şekilde ister buradan 48 ile alfanın toplamını 90 yap tekrar bir M harfi. İstersen de burada 90 derece olduğu için bunun tamamı 180 derecedir deyip buradan da alfayı 42 derece olarak bulabiliriz. Çıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz da bu şekilde. Geçiyorum 5. sorumuza. Şimdi 5. sorumuzda bizim için şöyle bir özellik vardı. İlk videoda dile getirmiştik. Burada da dile getirelim. Bu merak vardı. Neydi bu merak? İçeridekilerin toplamı bak A B C yazıyorum. İçeridekilerin toplamı dışarıdakine eşitti. Yani x eşittir A artı B artı C'dir. Fakat hocam bu bunun gibi değil de bundan farklı verir mi? Tabii ki verebilir. Bak şöyle sayıyı arttırabilir. Yani içerideki açı sayısıyla ve dışarıdaki açı sayısını arttırabilir. Değişen hiçbir şey yok. Bak içeride A B C ve D olsun. Dışarıda da X ve Y olsun. Ne yapabilirsin burada da? Dışarıdakilerin toplamı bakın. Dışarıda X ve Y var. Eşittir. İçeridekilerin toplamı da A artı, B artı, C artı, D'dir diyebiliyorum. Bakın bu özellikleri dediğim gibi ister şurada 3 tane de yapabilirsin ister 4 tane de yapabilirsin. Değişen hiçbir şey yok. Burada da biz bunu yapacağız. Bakın içeridekiler 20, X, 25, 40. Dışarıdakiler nedir? 45, 50. Peki toplayalım. 20, 25, 45, 85. 85 artı x içeride var. Dışarıda ne var? 45 ile 50'yi toplarsam 95 yapar. X'in 10 derece olduğu ortaya çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bakalım bize X'i mi soruyormuş? Evet. Cevabımız neymiş arkadaşlar? B seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. 6. sorumuza. Şimdi 6. sorumuz da yine ek çizimlerle yapabileceğimiz bir soru tarzı. DE paralel KL demiş. Bak paralellikleri yine gösteriyorum. Paralel doğrulamız bu pembeyle çizdiklerim. Peki şurada bir sivrilik var. Ne yapıyorduk biz sivrilikte? Hemen üçüncü bir paralelliği şöyle değecek şekilde çizersem bu kenarlara paralel olmasını istiyorum. Peki 145 ile neyi toplarsam 180 yapacak? 35 dereceyi. Peki 35, 75, 110 yaptı. Peki 180'e tamamlamam için ben buraya ne yazmam lazım? 70 yazmam lazım. Şimdi buraya dikkat et. Bak şurada bir ne var? Zikzak var. Neydi bu? M kuralındaki ikinci özellik olan sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşitti. 70 sağ bakıyor. Fark ettiyseniz bakın geniş açıyı almıyorum. Yani şuradaki 110 dereceyi almıyorum. 70 sağ bakıyor. 30 sola bakıyor. 100 sola bakıyor. Ve bizden BAD açısı yani şuraya X dersen bakın BAD. X de sağa bakıyor. O zaman burada çözüm yapalım. 70 artı X sağ baktı. 70 artı X. Eşittir. Sol tarafta ne var? 100 ile 30 var. Yani 130 diyebilirim. 70'i karşıya negatif olarak yollarsam x'in buradan kaç derece olduğu ortaya çıkar arkadaşlar? 60 derece olduğu ortaya çıkmış olur. Anlaştık mı? Geçiyorum 7. sorumuza. 2. sayfamızdaki o şekilli soru. Şimdi 7. soruda önce sorumuzu okuyalım. İlhan Hoca şekil 1'deki dikdörtgen şeklindeki kartonu iki bölgeye ayırıp şekli 2 gibi doğrusal birleştirmiştir. Bakalım. Şu şekilde yapmış İlhan Hoca. Peki... Ne diyor bize? Şurada bir x derece var. A, x ve 124 derece olduğuna göre kesme işleminden sonra şekil 2'deki mavi boyalı x açısı kaç derecedir diyor. Peki arkadaşlar, şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bak, bunu yanına doğru getirdiğinde, hatta ben yan tarafa bunu çizebilirim. Bak şöyle, şekilleri birleştirmeye çalışın arkadaşlar. Bak, bunu yan tarafa şöyle çizdim. Gördünüz mü? Yani şu alt tarafı buraya taşıdım. Peki şu A açısının yanına ne yazabilirsin? Bak şu kırmızıyla boyadığım açıya ne yazabilirsin? 180 A yazabilirsin. Peki bunu kaldır buraya getirdiğimde şu kırmızıyla bu kırmızı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani şuraya ben 180 A diyebilirim. Yanında ne var? B var. Bunu da maviyle boyamıştı, değil mi? Bunu tamamını maviyle boyamıştı. Peki bu mavinin toplamını yazmak istesem B var. 180 A var. Bu bize x'i verecekmiş. Peki dikkat ettiğiniz bir şey fark ettiniz mi? Bak b a var burada. Peki aşağı inelim. a eksi b var. Peki ben bu işlemi bak şu işlemi eksiyle çarpsam karşıya da eksiyle çarpmam gerekiyor değil mi? Bakın ne oldu? b a eşittir. Eksi 124 oldu. O zaman 180'in yanına bak b a var. O zaman geleceğim ne yapacağım? 180 eksi 124 diyeceğim. Çünkü B eksi A gördüğüm yere eksi 124 yazıyorum. Bu şekilde x'in ne olduğu ortaya çıkacak arkadaşlar. X eşittir 56 derecedir diyebileceğiz. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir dedik. 7. sorumuz da bu şekildeydi. Aşağıya geçiyorum. 8. sorumuz. Mine iki ucuna A ve B cisimlerini bağladığı kabloyu şekildeki gibi bir panoya raptiye yardımıyla asmıştır. Yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru sarkan kablolar birbirine paraleldir. Yani bizden yine şunu bilmemizi istiyor. Şu pembeler birbirine paralel. Tamam. Peki buna göre verilen açılarla beraber alfa kaç derecedir diyor. Şimdi isteyen bu doğruları uzatabilir arkadaşlar. Yani K K'den bir paralel çekebilirsin. L'den bir paralel çekebilirsin. Bu pembelerin hepsi birbirine paralel. Değil mi? Şimdi soruya biraz daha yaklaşabiliriz. Şimdi baktığınızda ne görüyorsunuz? U harfleri görüyorsunuz değil mi? 146 bak. 146. Ne yazarsam 180 olur U harfinden. 34 derece değil mi? Aynı şeyi sağ tarafa da yapıyorum. 115 derece ne yazarsam 180 yapacak. 65 derece yapacak. E sorunun büyük bir kısmını nereden çözmüş olacağız? Büyük U harfinden. Yani şu yuvarlak içerisine aldığımda şu bir U harfi değil mi? Evet U harfi. E, buradan da bir çözüm yapabilirsiniz. 65 artı 30 Alfa artı 65 deyip ne yapacağız? 180 e eşitleyeceğiz. Zaten iki tane 65 var. Bak yazalım. 65 artı 34 artı 65 artı alfa eşittir. 180 derece. Baktığımızda şurası 130 değil mi? 130'u karşıya negatif olarak yollasam 50 olacak. 34'ü de tekrar yollayalım. 50 eksi 34 ne yapacak arkadaşlar? 16 derece yapacak. Yani alfamız buradan 16 dereceymiş diyebiliyoruz. Değil mi? Peki, bir çözüm daha var. Onu da göstereyim. Şöyle yapalım. Bak, şunları siliyorum. Şu pembeleri doğrusal devam ettirsem. Bak, şu pembeyi doğrusal devam ettirdiğimde. Hatırlayın, ben bir ayak formülü göstermiştim, değil mi? Peki, o ayak formülünü ayağa gösterelim önce. Ha, Ne demiştik? Şuradaki açıyla şuradaki yani topukla ayak ucunun toplamı şunu veriyordu, değil mi? Yani ben hangi açıyla 65'i toplarsam 146 yapar diyeceğim önce. Şurayı bulmak için. O zaman 146 eksi 65 diyeceğim. Değil mi? Ne gelecek buradan? Ee, 6, 1, 14'ten nedir? 8 mi? Yani şuranın 81 derece olduğu ortaya çıkmış olacak. Peki bu 81 derece ise fark ettiyseniz bakın şurada ne var? Arka tarafında 180'den 81 çıkartırsam 99 yapar. Peki 99 alfa ister burayı yazar Üçgenin iç açılar toplamından yapabilirsin. İstersen de bir sonraki konuda işleyeceğimiz olan iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı özelliğinden de 99 artı alfa eşittir 115 özelliğinden alfanın da buradan tekrar 16 olduğunu söyleyebilirsin. Sadece aklınızda farklı bir çözüm olsun diye söyledim. Bak bu ayak kuralını unutmayın. 8. sorumuz bu şekildeydi. Geçiyorum 9. sorumuza. Furkan 3 farklı dikdörtgen biçimindeki renkli kağıdı şekildeki gibi üst üste koyuyor. Peki bunların dikdörtgen olduğu vurgulanmış mı, vurgulanmış? Sonra Burkan alfa açısını bulmak için işlem yaptığında alfa açısını bulmuştur diyor. Buna göre verilen açı ölçüleriyle alfa açısını kaç derece bulmuştur diyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken kural nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu 140'ı ben 180'e tamamlasam şuranın 40 derece olduğu ortaya çıkmış olacak. Değil mi? Soruya biraz daha yaklaşabiliriz. Peki bu 40 dereceyi yazdım. 100 dereceyi de 180'e tamamlayayım. 80 yazdım şimdi. Peki yeşile dikkat edin. Bak şimdi yeşille çizdiğim şekle dikkat edin. Peki ben burada bir harf gördüm. Nedir bu harf? M harfi değil mi? Peki M harfine göre 40 sağa bakıyor. 80 sağa bakıyor. Şu içeride maviye kadar bir 90 var ama arada farklı bir açı var. Onu nasıl bulacağız? 40 ile 80'i topladım. 120 sağa doğru baktıkları için. 90 neyi toplarsam 120 yapar? 30 dereceyi. Şimdi şu araya 30 derece yazdım ya, bitmedi. Aynı M'yi başka bir yerde yapacağız. Bakın, farklı bir M harfi çiziyorum ama çözüm yolu aynı. Pembeye dikkat edin. Pembe de bir M harfi değil mi? Evet hocam. Peki 30 var, 90 var. Şurada bir açı var. 30 aşağıya bakıyor. Boş açı aşağıya bakıyor. 90 yukarıya bakıyor. Çünkü dikdörtgenin kenarları birbirine paralel olduğu için bunu M harfinden yapıyorum. Peki 30'la neyi toplarsam 90 yapar? 60 dereceyi. 60'ın yanında alfa var. Alfamız o zaman kaç dereceymiş? 180'e tamamlarsam 120 dereceymiş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? O zaman şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir diyebiliyoruz. Geçiyorum son sorumuza. Bu testteki son sorumuz ne diyor? Paralellik verilmiş D1, D2. Peki bu paralelliğin altında da 126 ile 136 derece verilmiş. Ve X'i soruyor bize. Şimdi öncelikle ne yapalım? 126 ve 130 136 dereceyi şöyle ben 180'e tamamlıyorum. 126'yı tamamlarsam 54 yapacak. 136'yı tamamlarsam 44 yapacak, tamam mı? 180'e tamamladım ikisini. Peki şurada bir şey dikkatinizi çekti mi? Hemen renkle göstereyim. Bak yeşili takip edin. Gördünüz mü? Peki yeşili takip ettiğimde bu 90'sa bu da 90. 90 sola bakıyor. 90 sağa bakıyor. Nötrledi. Yani bunlar birbirini işte sağa da atsan sola da atsan negatiften nötrleyecek. 54 sola bakıyor. Denklemin sağlanması için 54'ün de sağa bakması gerekecek. Yani bu tarafa. Aynı şey 44 için de geçerli. Yani ben şu an bu yaptığım sistemde gidip aynı işlemi 44 sağa bakıyor. 90 sola bakıyor. Şurada 90 sağa bakıyor nötrledi. Bakın burada da 44'ün sağa bakmış, şey sola bakması gerekiyor. 44'ü de yazdım. Peki 54 var. 44 var. X var. Bu bir üçgen mi? Üçgen. Üçgenin iç açılar toplamı nedir? 180 derecedir. 54 ile 44'ü topladığımda ne yaptı? 98 yaptı. X artı 98 eşittir. 180 derece ise X'in buradan 82 derece olduğu ortaya çıkmış oluyor. Yani şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 10. sorumuz da bu şekildeydi. Şöyle bir ekranımızı değişelim. Umarım verimli olmuştur. Dediğim gibi kolay orta olduğu için şu an henüz daha baba sorulara geçmedik. Merkez testinde yani 3. videomuzda yarından sonraki gün atacağımız videomuzda merkez testiniz olacak. Videoya beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanala hala abone değilsen beni çok üzersin. Yani desteklerini görmek istiyorum. Motivasyonumuzu yükseltmemiz için bu tarz olaylara ihtiyacımız var arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Daha çok içeriklerin daha kaliteli olması için destekleyebilirsiniz dediğim gibi. Umarım verimli olmuştur. Tekrar söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki günde görüşmek üzere diyorum. Bay bay.